Selam, Falcon and Winter Soldier'ın ilk bölümü Cuma günü yayınlandı. Sam Wilson ve James Bucky Barnes'ın Thanos ile olanlardan sonraki toparlanma sürecini izliyor olacağız. İncelemeye geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dizi gayet hızlı bir başlangıç yaptı. İlk başta semin, kaptanın kalkanının teslimi için gideceği töreni hazırlanışını izledik. Ardından ise yeni bir örgütün kaçırdığı uçakta ve içerisindeki askerlerle olan bir hava savaşına geçtik. Aksiyon sahneleri bir dizi için gerçekten çok kaliteliydi. Marvel bazı şeyleri gerçekten çok iyi yapıyor. Ama yere indiğimizde tek bir askeri araç vardı. Hava sahneleri sırasında daha fazla değil miydi? Daha sonrasında ise Endgame'in sonunda hatırlarsanız eğer kaptan kalkanını Falcon'a devretmişti. Basın toplantısında ise Sam kalkanı semboller onları kullananlar var olduğu sürece sembol olarak kalır diyerek kaptanın eşyalarının korunduğu kuruma iade etti. Buraya kadar Sam'in düşüncesi gerçekten çok doğruydu. Yorumlarda bir kere Falcon'da kaptanlık vasfı yok eleştirileriyle karşılaşsak da çizgi romanda tam olarak öyle değildi. Dizinin gidişatı ise Falcon'u yeni kaptan Amerika olmak zorunda bırakacak gibi görünüyor. Eleştirmek istediğimiz bir konu var. Kaptan Endgame'de ölmedi, sadece geçmişte kalmaya devam etti. Ama herkes ilk bölümde Kaptan tamamen ölmüş gibi davrandı. İşin ilginç yanı ise gerçekten ölen kişi Tony olmasına rağmen kimse bundan bahsetmedi. Van Division'da bile bu durumdan bahsedilmedi. Neyse devam edelim. Bakii ise yine kendi kabuslarını da gördük. Geri dönüş sonrası terapi alması ve normal biri gibi konuşmaya başladığını görmek çok güzeldi. Birçok şeyden aklanmış, özgür bir şekilde sadece kendisi için geçmişinde zarar verdiği veya onun sayesinde bir yerlere gelmiş kişilerle yarım kalan işlerini halletmeye çalışıyor. Tabii ki üç kural var. Yasa dışı bir şey yapmak yok, kimsenin canını acıtmak yok ve en sonunda ben James Bucky Barnes'ım diyerek sevimli bir gülücük bırakmak zorundasınız. Her ne kadar bazı şeyleri Hydra kontrolünde yapmış olsa da herkes bir şans daha hak eder diyerek Bucky'yi bağrımıza basacağız galiba. Dizinin hızlı başlangıcı ve daha sonraki özel hayatlarına barındıran kısımların bir arada olması çok güzel olmuş. Her zaman aksiyon her zaman vurdu kırdı olmaz ve olmamalı tabi. Bu şekilde ikisinin karakter gelişimini daha iyi şekilde görebiliriz. 6 bölüm sürecek ve bu 6 bölümde ne kadar ilerleyecekler beraber göreceğiz. Ve yeni bir kötümüz var. Henüz ismini falan bilmiyoruz ama bir örgüt lideri ve kendisi bankalardan organize bir şekilde para çalıyor. Buraya kadar dikkat çeken bir durum yok. Bunu renklendirecek olan şey ise bu karakterin de bir süper insan olma ihtimali. Soygun sahnesinde olan olaylar da bunu destekliyor. Maske olayını düşünürsek eğer bu karakter Zimo veya Flex Smasher olabilir. Tabi tamamen bir farklı bir şekilde işlenen farklı bir karakter de olabilir bilemiyoruz. Sam hala Bucky ile iletişim kurmaya çalışıyor ama terapistin de dediği gibi Bucky kendi cehenneminde. Yapayalnız. Takıldığı yaşlı adamın da çocuğunu öldüren kişi ve bu yüzden aldığı terapilerde bile kendini toparlayamıyor. Sam ise geçim derdinde. 5 yıl kaybolmalarından sonra olan bitene hala alışamamış ve nelerin değişinin farkına değil. Bankadaki adama da ayar olmadık değil. Sizde fonu Bay Stark mı sağlıyordu? Sana ne? Bu arada Bucky'nin listesindeki sarı ve Osman detayını gördünüz mü? O kadar milletin arasında bizi yine unutmamışlar. Kim bilir hangi kirli işi yaptı ama neyse as bayrakları az. Dizinin sonunda ise devlet başkanlarının yaptığı açıklamada yeni bir sembol, yeni bir kahraman olarak yeni Kaptan Amerika'yı tanıttılar. Falcon'un yıkılışıyla bölümü bitirdik. Şimdi gelelim yeni kaptana. United States Agents Kaptan Amerika yani eğer çizgi romana bağlı kalırlarsa Jonathan Walker süper vatansever olarak karşımıza çıkacak. Kaptanın aksine birilerini öldürmekten çekinmeyen, hatta kötü oldukları için rahatlıkla öldüren bir karakter. Çizgi romanda kaptanla aralarındaki çatışmalarla gündeme gelmiş ve en sonunda aşırı kana susamış tavırları yüzünden Kaptan Amerika ünvanına layık görülmemişti. Psikopat biriyle karşı karşıyayız ha dostlar. Gelecek bölümü için ise muhtemelen Bucky ve Sam kaptanın hatırasını böyle saçma bir hamleyle lekelemelerine izin vermemek için iletişime geçecekler. Zaten fragmanlarda gördüğümüz üzere kalkanı da alacaklar. Bu arada bizce Steve Rogers'ı da dizide bir yerde göreceğiz. Ama Marvel'ın ne zaman ne sürpriz yapacağını bilemeyiz. Dizi gayet güzel bir başlangıç yaptı. Söylenenlere göre ilerleyen bölümler biraz daha duygu yüklü olabilirmiş. Wanda'dan sonra cumaları beklemek için bir sebebimiz daha oldu. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.